Öğretmenlik mesleği bir uzmanlık mesleğidir. Bir kamu hizmetidir. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda dahi bu hizmet kendi içerisinde parçalanmış durumdadır. Uzman öğretmen, artı ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen diye bir takım ayrıştırmalar var. Kamuda çalışmayan, özel sektörde çalışan öğretmenlerin bir takım hak talepleri vardı. Bu arkadaşlarımız güvencesiz çalışıyor. Asgari ücretin, büyük bir çoğunluğu asgari ücretin altında. Patronun ağzındaki iki kelimeye bakıyorlar. Bunların kendi haklarını talep etmeleri son derece doğal. Bu kamu hizmetinin bir parçası haline gelmek istiyorlar. Bunlara karşı yapılan tepkileri zaten doğru bulmuyoruz. Yani bu şekilde bir tepki olmaz. Bunları dinlemek lazım. Bunların haklarını, bütün haklarını, ülkedeki bütün çalışanın haklarıyla eşitlemek gerekir diye düşünüyoruz. Kamuda çalışanlar kendi işlerinde farklı statülere bölünüyorlar. Örneğin ücretli öğretmenler, işte ortalama 21-22 lira ders ücretini hesaplarsak, aylık bunların ders ücretleri 2500-3000 lira arasına geliyor. Açlık sınırının oldukça altında. Sözleşmeli öğretmenlerin de bir 4 yıllık çalışma sonucunda kamuda kadrolu öğretmen statüsüne geçme durumu var. Bu süreç içerisinde bir takım haklardan yararlanamıyorlar. Yani bu süreç içerisinde bunlar özellikle okullarda Milli Eğitim Müdürlüklerinin, okul müdürlüklerinin basınçlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Onların siyasal yönlendirmelerinin birer esiri oluyorlar. Yani bunu yapmasan seni süreriz, görevden atarız gibi tehditlerle tamamıyla bir tür bunları pasifize edip kendi öğretmenlik mesleğini sağlıklı bir şekilde hayata geçirme konusundaki bütün özgünlüklerini ve yeteneklerini körertiyorlar. Yani şu andaki eğitim sistemimiz tamamıyla biata dayalı, özgür, demokratik, kendini ifade eden insan karakterini istemeyen bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenler, ücretli öğretmenler, bir de uzman öğretmenler var. Şu anda dahi içimizde uzman öğretmenler var. 2005'teki sınavla uzman öğretmen olan oldukça sayıda öğretmenimiz var. Ki yeni bir sınavla da biliyorsunuz gündemde tamamıyla öğretmen odalarının karıştırılması hedefleniyor. Öğretmenlerin kendi içerisinde parçalanması hedefleniyor.